Diyarbakır'da bir aile çocuklarını karın ağrısı şikayetiyle başlayan bir rahatsızlık sonucu bir gecede kaybetti. Çocuğa konulan teşhis faranjitti. Aile 5 hastane dolaştı ama çocuklarını kurtarmayı başaramadı. Gelen otopsi raporuyla acı daha da katlandı. Çünkü 7 yaşındaki Jia'nın ölüm nedeni bağırsağındaki delikti. Bir gecede yaklaşık 5 tane doktora gösterdim. 5 hastane. 5 hastane. Götürdüm. Yani bunların isimlerini de zikredip ve az evvel zikrettim. Ve maalesef çocuğu kurtaramadım. Zeki Çakan evlat acısıyla yıkılmış bir baba. Acısı henüz çok taze. 7 yaşındaki kızı Jia'nı 2 gün önce kaybetti. Jia'nın çarşamba gecesi karnında şiddetli bir ağrı başladı. Özel bir hastaneye götürülen Jia'na faranjit teşhisi konuldu. İlaç verilen küçük kız eve gönderildi. Ancak şikayetler katlandı. Kusma nöbetleri başlayınca yakındaki başka bir özel hastaneye gidildi. Bir ara kalbi duran küçük kız müdahaleden sonra Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne, buradan da durumu çok ağır dinlenerek Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Nöbetçi doktoru çağırdılar, geldi. Nasıl sedyenin üstünde çocuğu görür görmez dedi ki, kim bunu buraya gönderdi? Bilmiyor musunuz dedi, burada yeri yok. Adama dedim ki, ya şimdi çocuk burada sedyenin üstünde, durduracağımıza müdahale edelim. Dedi, benim yapabileceğim bir şey yok. Yerim yoktur, alın başka yere götürün. Jian babasının ısrarlarıyla yoğun bakıma alındı ama artık çok geçti. Jian'ın otopsi raporuyla Çakan ailesinin acısı katlandı. Benim çocuğuma konulan teşhis, ilk teşhis faranjit, çocuğun bağırsağında 2 santimetrelik delik tespit edilmiş. Kızının ölümüne yanlışlıklar zincirinin neden olduğunu söyleyen baba Zeki Çakan, sorunlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Yok, sadece savcılık.